Sana layık
Bize bu güzel Kur'an'ı dinletti diye ben hafızlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Allah inşallah sıhhatle, mutlulukla, birlik ve beraberlik içerisinde tekrar da nasip etsin efendim. Tekrar da bir gecemiz mübarek olsun. Ramazanımız mübarek olsun. Yakında da bayramımızı kutlayacağız. Bayramımız da kutlu olsun. Allah'a emanet olun. Kadir Gecesi maneviyat dolu insanlarla salonu hiç terk etmeyip tüm ruhuyla burada olan, gözyaşlarıyla dinleyen insanlarla doluydu. Allah razı olsun. Ali Ağa her zaman çok başka. Bizi ihlasla okutan, maneviyatla coşturan, amin nidalarıyla bizi bambaşka aleme götüren çok özel bir nokta. Ali Ağa için ne desem bilemiyorum. Buradan daha önce kimler geldi geçti, nasıl maneviyatlı anneler, babalar geldi geçti bilmiyorum. Her geldiğimizde aynı huzuru hissediyoruz. Camii, mabedi aratmayacak derecede muhteşem bir atmosfer oluşuyor. Bunu bir imam çocuğu olarak, bir imamlık yapmış kardeşiniz olarak cami atmosferini, huzurunu, içindeki manevi hazzı bilen birisi olarak söylüyorum. İçimizde birileri var ki buranın havasını güzelleştiriyor, daha da güzelleştiriyor. Bir bulabilsem, elini öpsem, ayağını öpsem o annenin, o amcanın kimse. Ama biraz önce gözyaşlı bir amca geldi. Siz Gönel Mehmet Efendi'yi andınız. Ben 8 yaşında onun sohbetlerine giderdim. Allah sizden razı olsun. O çok güzel bir insandı. Siz de onun yolunda gidiyorsunuz inşallah. Onu hatırlattınız, rahmet okuttunuz, Fatiha okuttunuz. Ve inşallah siz de onun gibi insanlara hizmet edersiniz diye dua etti. Biz dua eden değil, dua edilen olmak istiyoruz. Her ne kadar bunu yapan, icra eden gibi olsak da amin diye bize eşlik edenlerin duasına matuf olmak, Peygamberimizin sahabesinden aldığı dua ne kadar önemliyse cemaatin de bir imam için, bu hizmetleri yapan insan için yaptığı dua çok manidardır. Çok etkilendik, çok güzeldi. Hele Mısırlı Hafız'ın okuduğu Kur'an, tek nefeste okuduğu Alak Suresi, Kur'an'ın ilk indiği sureyi, en son inen sureyi, ilk inen ayetleri muhteşem bir edayla, manasıyla, tecvidiyle, harflerin çıkışıyla, Kur'an'ın ahengiyle, maneviyatıyla, ruhuyla müstesna bir okuyuş yaptı. Biz de huşuyla dinledik. İstanbul'un çok kıymetli hocaları, gerçekten Ekrem Aydoğdu, Hafız Ekrem Aydoğdu, Hafız Recep Bilgiç, muhteşem bir İstanbul tavrıyla Mevlid-i Şerif'i icra ettiler. Süleyman Çelebi Mevlid'in yazarı, o yüksek şahsiyeti rahmetle, minnetle yad ettik. Hep beraber Fatiha okuduk. Şehitlerimizi andık. Ayağa kalktık, Ezan-ı Muhammedi'yi okuduk. Ve bu Ezan-ı Muhammedi hiç susmasın, ezan dinmesin, bayrak inmesin diye hep dua ettik. Bu gece başka güzeldi. Her gece güzel, bu gece yine başka bir güzel oldu. Allah bu gecenin feyzini, bereketini üzerimize gerçekten sahibane eylesin. Üzerimize rahmet yağsın sabaha kadar. Ve sabaha kadar biz rahmetle, minnetle, dua ile gecemizi ibadetle, Kur'an'la geçirelim. Bu gece Kur'an'ın doğduğu, bize hediye edildiği gece. Bu gece İslam'ın güneşinin tüm insanlığı ısıttığı, aydınlattığı, ışıttığı gece. Bu gece Peygamber'in yeryüzüne teşrif ettiği gece. Bu gece peygamberlik cübbesinin, hırkasının Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verildiği gece. Bu gece çok önemli bir gece. Bu gecenin kıymetini bilebilirsek, kim Allah'ın rızasını umarak bu geceyi ayakta geçirirse geçmiş günahların tamamı affolur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnşallah geceyi hakkıyla ihya edenlerden oluruz. Bu gece dua eden, dua alan, dua edilenlerden olalım inşallah. Allah hayır eylesin nice Kadir gecelerine, nice Ramazanlara, nice bayramlara sağlık, sıhhat, afiyetle erişelim inşallah.